Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni haftada yeni gelişmelerle karşınızdayız. Uzun süredir şehrin panoramasının en güzel noktadan seyredilebildiği Kılıçarslan Tepesi Seyir Terası hafta sonu hizmete açıldı. Bir süre önce ihaleye çıkarılarak işletmeciye verilen seyir terası şimdiden vatandaşların en gözde mekanı oldu. İnşaatına başlanılan dönemde yüzüstü bırakılarak kaderine terk edilen tesis projesi, hizmet üretme gayretinde olan belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı ve belediye ekibi tarafından tamamlandı. Artık Aksaraylılar da İstanbul'un Eyüp ilçesinde Pierre Loti Tepesi'nden Haliç'i seyreder gibi Kılıçarslan Tepesi'nden Aksaray'ı seyredecek. Misafirlerine bol oksijen ve tertemiz bir hava vaat eden Kılıçarslan Seyir Terası'nda kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her saatinde doğa, manzara ve huzur dolu bir atmosferde bir yandan çayınızı yudumlarken bir yandan da Aksaray'ın muhteşem silüetini seyretmek tüm yorgunlukları alıp götürmeye yetiyor. Kılıçarslan Tepesi'nde hizmete açılan Seyir Terası'ndan özellikle gece manzarası eşsiz güzelliğiyle ayaklar altında. Belediye mahallelere yeni park alanları kazandırmaya devam ediyor. Aksaray genelinde gerçekleştirilen 27 yeni park yapım çalışması tamamlandı. Aksaray Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapılan incelemelerle mahallelerde park yapımına müsait muhtelif yerlerde 27 park yapımını tamamladı. Hem çocukların hem de yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendirmek için modern ve ferah alanlar oluşturuldu. Şehir genelinde ihtiyaç önceliğine göre tespit edilen bölgelerde yürütülen park yapım çalışmalarında öncelikli olarak çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri yeşil alanları, oyun alanları, yetişkinlerin kullanabileceği fitness alanları ve banklar yapıldı. Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen park yapım çalışmaları arasında Ulıırmak Kent Parkı ve rekreasyon alanı birinci etap park yapımı da devam ediyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Muhtarlar Günü kutlandı. Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki belki ilk yapısı olan muhtarlarımıza ilişkin, özellikle son yıllarda ortaya konulan yeni yaklaşımın doğal bir neticesi olarak Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aksaray Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen tören 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, muhtarların devletin vatandaşa dokunan ilk eli ve kapısı olduğunu ve muhtarlığın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biri olduğunu söyleyerek günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Osmanlı'dan günümüze gelen ilk ve tek kurum. Muhtarlığımız devlet vatandaş kanunu sıcak eli ve vatandaş nezdinde belki ilk kapısı olan muhtarlarımıza ilişkin özellikle son yıllarda ortaya konulan yeni yaklaşım doğal bir neticesi olarak 19 Ekim 2015 tarihi ve 29.507 sayılı resmi gazete yayınlanan 2015-11 sayılı başbakanlık genelgesiyle muhtarlık müessesesi 29 Ekim 1929 yılında kurulması nedeniyle her yıl 19 Ekim tarihinde Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya kararlaştırılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız hükümetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Muhtarlar Konfederasyonu ve Federasyonumuza şükranlarımızı sunarız. Muhtarlık kurumu Osmanlı Cumhuriyeti'ne taşınan ender kurumlardan biri, yönetim birimidir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerini devlet kurumları ilişkilerinde aracılığı oynarken bunlara köprülük vazifesi yapmaktadır. Bir yandan da mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını belirterek belediyemize ve ilgili birim ve kurumlara bildirmektedir. Yönetim sisteminin en alt yapı taşı olan köy mahalle muhtarları hizmetten dayanışma ve ortak sorumluluk içinde yerine getirilmesine önem verirken bir konum üstlenmektedir. Görevleri, işlevi, alanlar bakımından muhtarlar
dün olduğu gibi bugün yerel ve merkez yönetim anlayışında kesişme noktasında yer almaktadır. Çünkü temsil ettiğimiz gücü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve mühüründen almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu müessese görev yapmış vefat eden muhtarlarımız, başta 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin rahmetle ve minnetle anıyoruz. Saygılar sunuyorum. Hepiniz. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen töreni Vali Aykut Bekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altunda, CHP İl Başkanı Ali Rıza Toprak, MHP İl Başkanı Ramazan Kaşlı, muhtarlar ve STK başkanları katıldı. Tören sonunda Muhtarlar Derneği yönetimi Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut'u makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özellikle gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması kapsamında okul önlerindeki güvenlik önlemlerini arttırdı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgenin ardından polis yeni eğitim yılının başlamasıyla okullarda yoğun güvenlik tedbirini arttırdı. Okullarda resmi ve sivil ekipler görevlendirildi. Özellikle narkotik polisinin yürüttüğü narkotin projesi kapsamında uyuşturucunun arzını önleme odaklı tespitler yaygınlaştırılacak. Polis eğitim öğretim yılı boyunca bu tespitler doğrultusunda operasyonlar yapacak. Okullarla hiçbir ilgisi bulunmayan öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini tehdit eden, eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesine engel olan kişiler okul çevresinden uzaklaştırılacak. Bu özellikle lise ve denge okullarda giriş çıkış saatlerinde, ara teneffüs saatlerinde görev alan narkotimleri, öğrencileri ve okul çevresindeki tüm şahısları tek tek arayarak kontrol altında tutuyor. Park, bahçe ve internet kafeleri an be an takip eden narkotimleri şüpheli gördüğü öğrencileri arıyor, GBT sorgulamasını yapıyor ve gerekirse bölgeden uzaklaştırıyor. Genelge kapsamında ayrıca okul çıkış saatlerinde okul çevresindeki ana cadde ve sokaklarda bulunan lambaların çevreyi kapsayacak şekilde aydınlatması ve çalışır vaziyette bulundurulması sağlanacak. MOBESE kameraları izleme noktaları belirlenirken okulların giriş ve çıkışları ile öğrencilerin okula gidiş geliş için kullandıkları güzergahlar göz önünde bulundurulacak. Okul servis şoförü, muavini ve hostesi, kantin görevlisi gibi öğrencilerle, aynı ortamda bulunan kişilerle ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılarak genel güvenlik yönünde risk teşkil edebileceği değerlendirilen şahısların bu yerlerde görev yapmaları okul yönetimiyle irtibata geçilmek suretiyle engellenecek. Belediye Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehri güzelleştirmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şehrin estetiğine yaptığı katkılar vatandaşlar tarafından da takdir topluyor. İl genelindeki parklara, kavşak ve refüjlere diktiği mevsimlik çiçeklerle Aksaray'ı çiçek bahçesine dönüştüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha güzel, daha yeşil bir kent hedefine ulaşmak için peyzaj, çevre düzenlemesi, yeşillendirme, yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarıyla takdir topluyor. Belediye TV Haber Merkezi'nde gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.